Bu yavrumuz Kayseri'de sokakta bir patisi kesik bir şekilde bulundu. Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Burada çok yuvarladık ama hiç kimse sahiplenmek istemedi engelli olduğu için. Daha sonrasında Almanya'da Başo ailesiyle tanıştık. Yolu bu yavrumuzla kesişti. Onlar sahiplenip Almanya'ya götürmek istediler. Şu anda Türkiye'deki yasal süreçli işlemlerin bitmesinin ardından Almanya'daki güzel yuvasına gidecek. Çok uzun zamandır biz de beraber yaşının dolmasını bekliyoruz. Bundan sonraki hayatında umarım çok mutlu olacak. Evde beş kardeşinin olduğu bir evine gidecek. 3 ay önce sokakta bulundu ve patisinin birisi bu şekilde kopmuş vaziyetteydi. Tedavisi yapıldı, aşılama işlemleri yapıldı. En kısa sürede de 1-2 hafta içerisinde de Almanya'daki kalıcı yuvasına gidecek artık. Bu yavrumuzda derneğimizin resmi sayfalarında yuva ilanı birçok kez açıldı. Ama sahiplenmek isteyen hiç kimse çıkmadı maalesef. Engelli kedi olduğu zaman Türkiye'de şansı çok az oluyor. Herkes almak istemiyor. Çoğu zaman da zaten kedi ve köpeklerimiz okul tatillerindeki çocukların oyuncağı oluyorlar maalesef. Bu yavrumuzun şansı öyle değildi. Şansı güldü ve çok güzel bir yuvası oldu. Türkiye'deki insanlarımıza, halkımıza söyleyeceğimiz tek şey sokak hayvanlarına biraz daha hassasiyetli davranmaları. Özellikle kış ayına girmek üzereyiz. Kış aylarında hayvanların beslenmesine biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Ve bu tarz engelli hayvanlarımızı gördüğümüz zaman da derneğimizin iletişim bölümünden bize ulaşıp koruma altına alınması için talepte bulunabilirler. Yurt dışı sahiplendirmelerimizde hayvanlarımızı hemen işlemler olmadığı için, yasal süreçteki bekleme süreci olduğu için sahiplenen ailelerin eğer tekrar Türkiye'ye gelip alma gibi bir imkanı yoksa Türkiye'den Almanya'ya ya da sahiplendiği ülkeye gidecek gönüllüler tarafından götürülüyor. Havalimanında da sahiplenen ailelerimize teslim ediliyor. Belli bir kilogram ağırlığındaki hayvanlar kargo bölümünde gidiyor. Kedilerimiz genelde kabin içerisinde yolcu beraberiyle gidiyorlar. Bu kedimiz 2 hafta sonrasında bir uçuş gönüllüsü bulundu. Sahiplenen ailenin tekrar Türkiye'ye gelip alma gibi bir imkanı olmadığı için o gönüllümüz tarafından Almanya'nın Frankfurt Havalimanı'nda sahiplenen ailemize teslim edilecek. Neyden korktun sen? Korkma lan. Şu iş yapmış, hiç faydası yok. Olmadı yani.